Tomuç Akademi'den herkese merhabalar. Birinci dönemi kapattık, tamamladık, karnelerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki şöyle full bir tekrar edelim bakalım neler öğrenmiştik. Çünkü bu bilgiler ikinci dönemde ihtiyaç duymaya devam edeceğimiz bilgiler. Onları yerinde tutmaya dikkat edeceğiz. Peki programımızda neler olacak? <laughs> Biyoloji, matematik, fizik, edebiyat şeklinde derslerimizi zaten gördük, tamamladık. Şimdi kimyayı full bir tekrarda geçireceğiz. Ardından coğrafya, ve tarih dersleri de yine bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Oldukça dolu dolu güzel bir kamp var karşımızda. E, dönemin meyvelerini aslında burada topluyoruz diyebiliriz. Peki kamp sonunda bizim kullanacağımız, değerlendireceğimiz kaynağımız ne olacak? Tabii ki dinamo kimya kitabı vazgeçilmezimiz. Hepimizin elinde var zaten. E, bu kitapta çözülmemiş yer tabii ki bırakmıyoruz arkadaşlar. Peki içeriğimizde neler vardı? Şöyle bir hatırlayarak gidelim. Her bir konu arkadaşlar her bir sayfa bir çözümlü örnekle başlıyordu ve bu çözümlü örneğe çok benzer nitelikte dört tane soru her sayfada bizi bekliyor oluyordu. E bunları çözdüğümüz zaman aslında o konuyla ilgili karşımıza çıkacak farklı soru tiplerini de görmüş ve iyice bir yerine oturtmuş oluyoruz. Ardından Konu tamamlandıktan sonra, bölüm tamamlandıktan sonra bizi tarama testleri bekliyordu. Her bölüm için bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ee, tarama testleriyle birlikte aslında bölümü iyice bir öğrenmiş oluyoruz. Ünite'nin sonuna geldiğimiz zaman ise karşımıza ne çıkıyor? Tabii ki e, ünite sonunda arkadaşlar. Ünite tekrar testleri karşımıza çıkıyor. Tarama testlerinin sonrasında. Ardından ünite test, tekrar testlerini tamamladıktan sonra Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu testlerimiz vardı. ÖSYM tarzında soruların bulunduğu testler sayesinde aslında TET'ye de şimdiden hazırlık yapmaya başlamış oluyoruz. Ve yazılı tipi sorularla da bu üniteyi kapatmış oluyoruz. Diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu, her sayfamızda kare kod mevcut. O kare kodlar sayesinde video çözümüne gidebilir. Bütün eksiklerimizi giderebiliriz arkadaşlar. Peki... Programımızda gözden geçirdiğimize göre full tekrarımızın içeriğinde neler var onlara şöyle hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Üç tane üniteye şöyle bir tadına baktık. Kimya, bilimi ve atom ve periyodik sistem ünitelerini tamamladık. Yüzde yüz hepsini biliyoruz arkadaşlar. E ve üçüncü üniteümüz olan kimyasal türler arası etkileşimlerde de baya bir yol kat etmiştik. Şimdi tekrar edeceğimiz kısımlarda e zaten hali hazırda öğrendiğimiz kısımlar olacak. Önemli noktalara değine değine ilerliyor olacağız. Ne vardı kimya bilimi ünitesinde arkadaşlar? Ee, öncelikle bir simyadan kimyaya diye bir bölümümüz vardı. Yani kimyanın tarihçesinden bahsetmiştik... Ardından da kimyanın sembolik dilinden bahsetmiştik. Kimya laboratuvarı ve uygulamalarından bahsetmiştik. E bunları şöyle bir gözden geçirelim. Demiştik ki kimyanın gelişim sürecini değerlendirdiğimiz zaman aslında dört temel dönemden bahsediyoruz. Bir simya öncesi dönemden yani milattan öncesinden bahsediyorsak artık milattan önce 3000'li yıllara kadar gidersek. Burada arkadaşlar medeniyet yeni yeni gelişmeye başlamıştı ve burada Mez, Mısır ve Mezopotamya şeklinde iki tane temel coğrafya ee, aslında kimyaya dair gelişmelerin gerçekleştirildiği yerler oluyordu. Mısır'da neler vardı? Mesela piramitler vardı, mumyalama gibi yöntemler vardı. Mezopotamya'da bir şehrin kalıntılarında e, 12 tane ilacın tarifinin bulunduğu bir e, kitap buluyorduk arkadaşlar. Kil bir tablet ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla o dönemde bile kimyaya dair gelişmelerin var olduğunu görüyorduk. Ardından bu bizi simya dönemine götürüyordu. Simya dönemi aslında simya dediğimiz şey kimyanın ilkel hali yani kimyada geliştirilen bilgilerin ilk olarak ortaya atılmaya başladığı dönem olarak değerlendiriyorduk. Burada iki tane temel kavramımız vardı. Bir dört öğe kuramı vardı. İnsanlar o zaman maddeyi tanımlarken madde tanımı yaparken diyordu ki bütün maddeler ateş, su, toprak ve hava olmak üzere dört temel bileşenin türevleridir. Dolayısıyla bu dört temel öğe bütün maddeleri oluşturur diyorlardı. Bu madde tanımıydı. Bir de üç tane temel hayalleri vardı. Neydi bunlar peki? Değersiz madenleri altına çevirebilme hayali vardı. Ölümsüzlük iksirini bulabilme gibi bir hayalleri vardı. Ve felsefe taşı diye bir taşı bulabilme hayalleri vardı. Aslında simya dediğimiz şey bu hayalleri gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmalardı. Tabii ki bu hayallerin hiçbir gerçekleştirilemiyor ancak onları bulmaya çalışırken bir sürü farklı madde ve yöntem keşfediliyordu. Bu da kimyanın temellerini atan e, kısım oluyordu. Şimdi simya ilkel dönem dedik dolayısıyla aslında bilimden uzak çalışmaların olduğu bir süreç bir uğraştır dedik. Bu bizi kimyaya taşıdı. Kimyayı da geleneksel kimya ve modern kimya olarak ikiye ayırabiliriz aslında. Geleneksel kimya dönemi Bilginin simyadan sıyrılıp gerçekten bir bilime dönüştüğü dönem olarak değerlendirebiliriz. Burada bulunan bilgiler doğru bilgiler olmasa da. Aslında insanların e, bu bilgiler üzerine düşünmeye başladığı dönemlerdir. Robert Boyle ismi burada ön plana çıkıyor arkadaşlar. Yaptığı yazdığı e, bir kitap sayesinde kuşkucu kimyager adını verdiği kitap sayesinde element tanımını yapıyor bize ve element tanımı sayesinde burada ortaya atılan dört üye kuramı ortadan kaldırılıyor. Yani Robert Boyle'un önemli noktası simyayı bitiren kişidir e, Robert Boyle ve bu sayede de ilk kimyacı olarak kabul edilen kişi Robert Boyle'dur. Bak bu ismi bileceğiz artı ...geleneksel kimya döneminde flojiston diye bir kavram ortaya atılıyordu. Ateşin ruhu anlamına gelen bir kavramdı. Ee, yanma olayını açıklamaya başladığımız süreç olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki yanlış bir tanımlama var burada. Ee, ama daha sonrasında insanların yanma olayını üzerine düşünüp... ...doğru tanımları yapmasını sağlıyordu. Ve atom kavramı üzerine Dalton atom modeliyle... ...ilk aslında bilimsel atom modeli olarak karşımıza çıkıyordu. Tabii ki bugünkü atom kavramıyla kıyasladığımız zaman çok çok eksik bir kavram ama... Atom üzerine insanların düşünmesini başlattığı için çok önemli bir yere sahip. Bu bizi modern kimya dönemine taşımıştı. Modern kimya döneminde Levozya ismi ön plana çıkıyor arkadaşlar. E, nasıl biliyoruz Levozya'yı? Kütlenin korunumu kanunu ortaya atan kişiydi ve bu sayede de modern kimyanın babası ünvanını alıyordu. Radyoaktivite de yine kimyanın gelişimindeki en önemli e, buluşlardan, bulgulardan biriydi. Merkür'i sayesinde bu bilgiye sahiptik. Ve atom kavramı da artık modern kimya döneminde bugün kullandığımız modern atom teorisine kadar dönüşmüş oluyordu. İki simya ve kimya farkları nelerdi? Demiştik ki simya bir bilim değildir ama kimya bir bilimdir. Çünkü simya sınama, yanılma yöntemine dayanırken kimya deneylere ve gözlemlere dayanır. Dolayısıyla bu aslında kimyayı bilim yapan temel noktalardan birisi oluyordu. Ayrıca simyada sistematik bir bilgi birikimi yokken kimya sistematik bilgi birikimi taşır. Bu da yine kimyayı bilim yapan önemli noktalardan biriydi. Ama simya bir bilim olmamasına rağmen kimyaya taşınan birçok bulguya sahipti. Bunlar nelerdi peki? Şap, kil, sofra tuzu, kükürt buharı ya da barut gibi bugün de yaygın olarak kullandığımız birçok maddeyi simyacılar bulmuştu. Biz kimyada hala daha kullanmaya devam ediyorduk. Veya damıtma, kristallendirme, süzme veya aktarma gibi birçok fiziksel yöntem simyacılar tarafından geliştirilmişti. Ve biz hala daha kimyada bunları kullanmaya devam ediyoruz. Yani simya bir bilim değil ama çok değerli bir yere sahip. Çünkü kimya biliminin oluşması onun ortaya koyduğu bulgulara dayanıyor. Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sunan bazı uygarlıklar ve bilim insanları vardı. Çok önemli bilmemiz gereken. Mezopotamya ve Mısır'dan bahsettik zaten arkadaşlar. Mezopotamya e, ilaç kitabının tarifinin bulunduğu bir medeniyetten bahsediyoruz. Birçok bulgu var orada. Mısır'a gelecek olursak e, burada nelerden bahsettik? Piramitleri yaptılar. E, Birçok yapı malzemesini ortaya koydular. Yapıştırıcıları buldular. Mumyalama gibi bir yöntemi ortaya koydular. Ya da salamura yöntemini bulan medeniyet... Mısır medeniyetiydi. Yunan medeniyetine gelecek olursak alkolü ilk defa damıtan medeniyetten, alkolü elde eden medeniyetten bahsediyoruz. Ee, pardon, Çin'de bu gerçekleştiriliyordu. Yunan medeniyetinde birçok mühendislik ürünü vardı ve Yunan medeniyeti e, simyanın felsefesinin ortaya atıldığı medeniyetti. Çin medeniyeti alkolü ilk defa damıtan medeniyet burasıdır dedik. Barut gibi, mürekkep gibi e, birçok bulgu yine Çin medeniyetine ait. Sıfır sayısını bulan medeniyet Hint medeniyetiydi arkadaşlar. E ve paslanmaz metal sütunlar üretebilen bir medeniyetten bahsediyorduk. İslam medeniyeti aslında kimyaya geçişi e, en fazla katkıda bulunan medeniyetti arkadaşlar. Burada e, iki önemli isim ortaya çıkıyor zaten onlardan birazdan bahsedeceğiz. Bugün kullandığımız birçok kimyasalın ve kimya laboratuvarının e, ve laboratuvar malzemelerinin ortaya çıktığı medeniyet İslam medeniyetiydi ve Orta Asya medeniyetleri de yine at Üzerine çalışan e, atı dair kargı pulluk gibi birçok aleti geliştiren medeniyet. Bilim insanların da Empedokles ve Democritus ismini bilmemiz önemli arkadaşlar. Empedokles dört öğe kuramını ortaya atan bilim insanıydı daha doğrusu e, simyacıydı. Demokritos ise atom kavramından tarihte ilk defa bahseden kişiydi ama onun onunkisi tabii ki felsefik bir tanımlamaydı. Aristo gelerek buradan e, yani madde üzerine atılan bu iki tanımdan dört e, öğe kuramını seçip geliştiren kişiydi. Aristo dört öğe kuramı üzerine Empedokles'in ortaya attığı bu fikirlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasını sağlayan kişiydi. Ardından İslam medeniyetinde Cabir bin Hayyan ve Errazi isimleri ön plana çıkıyordu. Cabir bin Hayyan ilk kimya laboratuvarını kuran ve birçok laboratuvar aletini geliştiren kişiydi. Bunun yanı sıra Eczac Yağı gibi ...kezzap gibi birçok maddenin keşfini gerçekleştirmişti. Bugün kullandığımız kral suyunu Cabir bin Hayyan geliştirmişti. Errazi yine birçok kimyasalı geliştiren ve birçok hastalığa tedavi üreten bir bilim insanıydı arkadaşlar. Burada karınca asidi mesela Errazi'de ön plana çıkan bulgularından biriydi. Robert Boyle ve Lavoisier'den az önce bahsettik zaten. Robert Boyle tarihteki ilk kimyacı... Çünkü simyayı bitiren kişi oydu. Levossier ise kütlenin korunumu kanunu sayesinde e, bu kavramı geliştirerek e, modern kimyanın babası ünvanını alan kişiydi. Bunun yanı sıra yanma olayını da bugün bildiğimiz anlamda tanımlayan kişi Levossier'in ta kendisiydi. Kimya bilimine gelecek olursak arkadaşlar bazı temel disiplinler, endüstriler ve mesleklerden bahsetmiştik. Analitik kimya, analiz kimyası olarak değerlendiriyorduk. Bir maddenin içerisindeki bileşenleri ve miktarları ile ilgili yorum yapıyorduk. Karbon kimyası olarak da isimlendirdiğimiz organik kimyaya gelince karbon hidrojen temelli bütün bileşikleri inceleyen bilim dalıydı. Oradan kalan, geri kalan bütün maddeleri de anorganik kimya inceliyordu. Fizikokimya fizik ve kimyanın birleşimi olarak değerlendirebileceğimiz bir alt disiplindi. Kimyasal olaylardaki fiziksel değişkenleri değerlendiriyordu. Yani enerjiye dair mesela her şey fizikokimyanın ilgi alanına giriyordu. Canlı yapısı ve canlı yapısını oluşturan bütün bileşenler ve canlılarda gerçekleşen tepkimeleri inceleyen bilim dalı biyokimyaydı. Endüstriyel kimyaya gelecek olursak da e, bu da yüksek miktarda üretimi inceleyen yani aslında sanayinin içerisinde bulunan e, Kimya disiplini olarak değerlendiriyorduk. Endüstrilere gelecek olursak ilaç, gübre, arıtım, petrokimya, boya ve tekstil endüstrileri kimyayla yakından ilgili e, endüstrilerde Bu alanlarda e, kimya bilgisine yoğun bir şekilde ihtiyaç duyuluyordu. Mesleklere gelecek olursak da kimya mühendisi, metaloji mühendisi, eczacı, kimyager ve kimya öğretmeni kimya bilgisine sahip olmadan işini yapamayacak kişilerdi. Bunların e, kimya ile çok yakından ilişkili bir şekilde çalıştığını biliyoruz. <laughs> Kimyanın sembolik diline gelecek olursak burada arkadaşlar element sembolleri ve bileşik formülleri karşımıza çıkıyordu. Bazı yaygın bileşiklerin e, formüllerini ezbere bilmemiz gerekiyordu. E tabii ki burada birkaç tanesini şöyle en çok karıştırılanları tekrar edeceğiz. E tabii ki çok daha fazla e, element sembolü ve bileşik formülüyle karşılaşıyoruz. Onları bir tekrardan göz atmakta fayda vardır diyelim. Mesela sodyumdan bahsediyorsak e, elementleri sembollendirirken Latince veya İngilizce isimlerinin ilk veya ilk iki harfini kullanıyorduk. O yüzden sodyumda mesela Latince isminden gelen Na sembolü karşımıza çıkıyordu. Kalsiyum CA gibi bir sembole sahipti. Karbon sadece C harfiyle sembollendiriliyordu. Demirin sembolü FE'ydi. Kalay SN gibi bir sembole sahipti. Kurşun için PB sembolünü kullanıyorduk. Çinko ZN'ydi, gümüş AG'ydi ve kükürt içinde S gibi bir sembol kullanıyorduk. Bileşik formüllerine gelecek olursak şimdi yaygın adını bildiğimiz bazı bileşiklerin formüllerini de ezbere bilmemiz gerekiyor. Mesela sofra tuzu diyorsa bunun NaCl olduğunu, sutkostin, NaOH, potaskostin ise KOH olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sönmüş ve sönmemiş kirece gelecek olursak sönmemiş kireçle başlayalım arkadaşlar. Kalsiyum oksit bileşiğine sönmemiş kireç diyorduk ve bunun suyla verdiği tepkime sonucunda oluşan COH2 bileşiğine de sönmüş kireç adını veriyorduk. H2SO4 yani sülfürik asit zaç yağ olarak isimlendiriliyordu. Kezzap ise HNO3 gibi bir formüle sahipti. Karınca asidi HCOOH gibi bir formüle sahipti. Sirke asidine gelecek olursak hani bu ikisi çok karıştırılıyor sorularda da sürekli karşımıza çıkıyor. Bu defa CH3COOH formüle sahipti. Çamaşır sodasına gelecek olursak da na co 3 yani sodyum karbonat bileşiğinden bahsediyorduk. Bir de bu konuda arkadaşlar laboratuvar uygulamaları ve e, burada karşımıza çıkan güvenlik uyarı işaretleri vardı. Mesela en çok karıştırılan ikisiyle başlayalım. Şu ikisi eğer ortada O varsa yakıcı yoksa yanıcı madde isim geliyor arkadaşlar bizim için. Dolayısıyla yanıcı maddeler için bu sembolü kullanıyoruz. Yakıcı maddeler için bu sembolü kullanıyoruz ve eğer bir bileşim bir maddenin etiketinde bu işaretleri görüyorsak ona göre önlemler alıyoruz tabii ki. Mesela yakıcı ve yanıcı maddeleri kesinlikle birbirinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Veya şöyle bir işaret görüyorsak bu aşındırıcı madde anlamına geliyordu. Bunları cildimizden ve yüzeylerden, metal yüzeylerden uzak tutmamız anlamına geliyordu. Asitlerin yapısında mesela bunu görmemiz mümkün oluyordu. Veya ünlem işaretini görüyorsak bu tahriş edici anlamına geliyordu. Dolayısıyla cildimizden uzak tutmamız gereken bir madde olduğunu anlıyorduk. Bu işaret maddenin patlayıcı olduğu anlamına geliyordu. Bu işareti görüyorsak tabii ki e, kıvılcımdan ani darbelerden uzak tutmamız gerektiğini görüyorduk. Kuru kafa zehirli maddelerin üzerinde bulunan... E, ...işaretli veya toksik anlamına geliyordu tabii ki bu. Bunu da solumaktan, cildimizden özellikle uzak tutmamız gerekiyordu. Şöyle bir işaret görüyorsak bu o maddenin radyoaktif olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan mümkün olduğunca uzak durmamız gerektiğini anlıyorduk. Böyle bir işaret görüyorsak bak ölü balıklar, kurumuş ağaçlar yani çevreye zararlı bir madde olduğunu gösteriyordu bunu da özellikle imha ederken e mesela lavaboya dökmekten tabii ki kaçınmamız gerekiyordu Hemen bir tane soru çözelim o zaman bunlarla ilgili. Bitki besin, ilaç, toprak gibi maddelerin analizini yaparak içindeki elementlerin cins ve oranlarını belirlemek isteyen bir öğrenci hangi kimya disiplininden yararlanmalıdır? Arkadaşlar bak zaten burada bize doğrudan kopyayı vermiş. Analiz yapmak istiyorsa eğer miktarla ilgili, oranlarla ilgili veya Tepki maddelerin türlerini belirlemekle ilgili bir işlem yapmak istiyorsak analitik kimya bizim için uğraş alanı olacaktır. Bizim dikkat etmemiz gereken disiplin olacaktır. Bir sonraki ünitemiz atom ve periyodik sistem ünitesiydi. Burada atom modellerinden bahsederek başlamıştık. Yani aslında atom kavramının tarihsel süreçte nasıl geliştiğini gözlemliyorduk. İlk olarak dedik ki tarihte hani ilk defa atomdan bahseden kişi Demokritus'tu ama bilimsel bir tanımlaması yoktu onun. Bilimsel olarak gerçekleştirilen ilk çalışma Dalton'a aitti. Dalton demişti ki atom dediğimiz şey şöyle şekilde de gördüğümüz gibi tıpkı bir bilardo topuna benzeyen içi dolu berk sağlam bir küredir. Bununla ilgili ne özellikler söyledi peki? Dedi ki atom bölünemez parçalanamaz eee olduğu gibi kalmak zorundadır. Ve bir elementin tüm atomları birbiriyle aynıdır. Tamamen özdeştir. Burada sabit oranlar ve katlı oranlar kanununda kullanarak Dalton aslında atom kavramı üzerinden bileşiklerin oluşum sürecini de aslında açıklamaya çalışmıştı. Daha sonrasında buradaki eksikliklerden bazılarını gidermek için Thomson ortaya çıkmıştı. Çünkü yüklü taneciklerden, atom altı taneciklerden Dalton hiç bahsetmiyordu mesela. Dalton'dan sonra Kuruks tüpü sayesinde Kuruksun yaptığı deneyler sayesinde elektron kavramı keşfedilmiş oldu ve Thomson bunu atom modelinde açıklamaya çalıştı. Dedi ki atom dediğimiz şey bir üzümlü keke benzer ve e, bunun içerisinde negatif yükler e, pozitif yüklü bir kürenin içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Şimdi pozitif yüklü tanecikler yani protonlar keşfedilmemişti çünkü o arada. Sadece elektronların varlığından haberdarız. Bu yüzden de dedi ki atomun nötr olabilmesi için bize pozitif yükte lazımdır. O zaman atomun kendisi pozitif yüklüdür ve içerisinde homojen dağılmış negatif yükler vardır ve pozitif yük de negatif yüke eşittir. Dolayısıyla tarihte elektronların ilk defa bahseden kişi daha doğrusu atom modeli Thomson atom modelidir diyebiliriz. Ama e, protonlardan bahsetmiyordu. Burayı unutmuyoruz ve e, Thomson atom çapını at 10 üzeri eksi 8 santimetre olarak hesaplamıştı. Ardından bazı çalışmalar sayesinde protonların da keşfi gerçekleştirildi. Goldstein'in yaptığı kanal ışınları deneyi sayesinde protonların keşfi de gerçekleştirildi ve Thomson atom modelinde birçok eksiklik olduğu fark edildi. İşte bu eksiklikleri gidermek için Rutherford ortaya çıktı ve bazı çalışmalar yaptı. Burada arkadaşlar onun çok önemli ve değerli bir deneyi vardı. Alfa saçılması veya ...bir diğer adıyla altın levha deneyi hatırlayalım. Bu ne deneyde neyi keşfediyordu? Çekirdeğin varlığını keşfediyordu. Gönderdiği alfa taneciklerinin... E, ...büyük bir kısmının sapmadığını ama... ...bazılarının çok nadir kısmının... E, ...altın levhaya çarpıp geri geldiğini fark ediyordu. Bu da geri gelenlerin... ...yani geniş açıyla sapanların... ...çekirdeğe denk geldiği şeklinde yorumlamıştı. Dolayısıyla... Tarihte çekirdek kavramından ilk defa bahsedilen atom modeli Rutherford atom modeli. Benzer şekilde protonlardan pozitif yüklü taneciklerden ilk defa bahseden atom modeli gene Rutherford atom modeli oluyor. En önemli nokta neresi? Tabii ki çekirdek. Ne diyor peki? Diyor ki atomun büyük kısmı boşluklardan oluşur. Çok çok küçük bir kısmı ama bütün kütleyi de içeren bu kısmı e, küçük bir hacim olan çekirdekte toplanmıştır. Bütün... ...kütle çekirdektedir diyor. Bütün pozitif yükler yine çekirdektedir ve diyor ki atom kütlesinin büyük çoğunun, yaklaşık olarak yarısını, büyük çoğunun değil de yaklaşık olarak yarısını pozitif yükler oluşturur. Bak burada nötronlar atıfta bulunuyor ama nötronların keşfini gerçekleştiremiyor, sadece bir atıf söz konusu. Ardından da bor atom modeli ortaya çıkıyor çünkü e, Rutherford atomu tanımlarken çekirdekten bahsediyor, elektronların çekirdeğin etrafında olduğundan bahsediyor ama e, Tam olarak elektron konumuyla ilgili yorum yapamıyor İşte bunu gidermek için de bor ortaya çıkıyor ve yörünge veya bir diğer adıyla katman kavramını ortaya atıyor diyor ki... ...elektronlar çekirdek etrafında belli enerji seviyelerinde yer alır ve bu enerji seviyelerinde dairesel hareketler yapar. Şimdi Bohr'un yaptığı bu tanımda yine tabii ki devrim niteliğinde bir tanım oluyor. Burada temel ve uyarılmış hal kavramları üzerinden aslında bunu tanımlıyor. Hani ışığı kullanıyordu, ışığı gönderip spektrumlar oluşturuyordu ve bu spektrumlar üzerinden aslında farklı enerji seviyelerini yorumluyordu. Diyordu ki biz enerji verdiğimiz zaman bir atoma elektronlar çekirdekten uzaklaşır dolayısıyla da aslında uyarılmış olur sonra kendi haline bıraktığımız zaman o elektron tekrar eski yerine gider yani temel haline geri döner buraya giderken de açığa enerji çıkarır bu sayede de katman kavramını yani yörünge kavramını bize açıklamış oluyoruz Atomun yapısına gelecek olursak şimdi burada sembolik olarak şunu kullanıyorduk. Diyorduk ki mesela bizim atomumuz X atomu ise bunun sol alt tarafına atom numarasını yazarız. Ki atom numarası aslında taşıdığı proton sayısına eşittir. Ve çekirdekteki tek yüklü tanecik proton olduğu için de bizim çekirdek yükünü de yine proton sayısına bakarak belirleyebiliriz. Ortaya ise nötron sayısını yazarız. Ve protonla nötron sayısının toplamını da sol üst tarafa yazarız. A ile gösterdiğimiz bu ifade kütle numarasıdır. Proton ve nötron sayısının toplamıdır dedik. Ve aynı zamanda nükleon sayısı olarak da biz bunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla atomun kütlesiyle ilgili bize e, proton ve nötronların toplamı verir diyoruz. Sağ alt tarafa elektron sayısını yazıyorduk. Ve diyoruz ki eğer nötr bir atomdan bahsediyorsak atom numarası yani proton sayısı elektron sayısına eşit olmak zorunda. Eğer ki e, elektron sayısı proton sayısından fazlaysa bu aradaki farkların türü yani proton eksi elektronların türü negatif bir sayı buluruz. Bu onun bir anyon olduğunu gösterir. Negatif yüklü iyon olduğunu gösterir. Eğer proton sayısı elektron sayısından fazlaysa bu defa da proton sayısı fazla olduğu için pozitif yüklüdür. Pozitif yüklü olduğu için de katyon olarak isimlendiririz. Pozitif yüklü iyonlara katyon adını veririz. Ve bir atomun iyonlaşması için tek seçenek var. Elektron almak ya da vermek. Başka türlü yani proton alışverişi sayesinde iyon hale gelemiyordu. Şimdi burada bir de izotür kavramı karşımıza çıkıyordu. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik olmak üzere dört tane izotürümüz vardı. Diyordu ki eğer aynı sayıda proton içeriyorsa ama farklı sayıda şöyle hepsi için aynısını yazalım. Nötron dolayısıyla da kütle numarasına sahipse bu iki tanecik birbirinin izotopu olarak adlandırılır. Mesela örnek olarak ne vermiştik? Karbonun doğada üç tane izotopu var. E, altı protonlu olmak zorunda her üçü de. Birinde 6 nötron, diğerinde 7 nötron, öbüründe 8 tane nötron vardır. Dolayısıyla birinin kütle numarası 12, diğerinin 13, öbürünün 14 kütle numarası vardır ve bunlar birbirinin izotopudur. Aynı elemente ait oldukları için de arkadaşlar, e, aynı sembolle gösterilirler. Ancak e, kimyasal özellikleri aynı olmasına rağmen fiziksel özellikleri bunların birbirinden farklıdır. İzotona gelecek olursak, bu defa aynı sayıda nötron içerirken farklı sayıda proton Dolayısıyla da kütle numarasına sahip olan taneciklere birbirinin izotonu diyorduk. Mesela bu defada şöyle bir kıyaslama yapalım. Karbonun 13 izotopuyla e, azotu kıyaslayacak olursak azotun şöyle e, 7 nötronu e, 7 tane e, atom numarası olduğu zaman ne olacak? Kütle numarası 14 olacak. Eşit sayıda nötron içerdiği için bunlar birbirinin izotonudur. Ancak proton sayıları yani atom numaraları birbirinden farklı olduğu için e, farklı elemente ait olacaklar. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri birbirinden farklı olacak. İzobar'a gelecek olursak bu defada kütle numarası birbiriyle aynı olan ama Proton ve nötron sayısı birbirinden farklı olan atomlara birbirinin izobarı adını veriyorduk. Mesela bu defa da karbonun 14 izotopunu alalım karşımıza bunu azotla kıyaslayalım. Azot 7 7 14 olduğu için bak kütle numaraları aynı. Dolayısıyla e, bunlardan eşit miktarda aldığımızdan eşit kütleye sahip olacaklar. Ama hem proton hem nötron sayıları birbirinden farklı olduğu için hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri birbirinden çok farklı olacak tabii ki. İzo geldiğimiz zaman ismi üzerinde zaten bu defa elektron sayısı birbiriyle aynı olacak ama proton sayısı birbirinden farklı olan taneciklere izo tanecikler adını vereceğiz. Mesela flor ve neonu kıyaslayacak olursak bak florun 9 tane protonu var eğer 10 tane elektronu olursa eksi 1 yüklü olur. Neonun ise 10 tane protonu var. Nötralini haline alırsak 10 tane elektron olur. Eşit sayıda elektron cermelerine rağmen proton sayıları birbirinden farklı olduğu için birbirinin izoelektroni taneciklerdir bunlar. Ee, hem fiziksel hem kimyasal özellikleri yine birbirinden farklıdır diyoruz. Periyodik sisteme gelecek olursak arkadaşlar, periyodik sistemin tarihçesinde Mendeleyev ve Moseley isimleri ön plana çıkmıştı. Mendeleyev için demiştik ki o zamana kadar keşfedilen 63 tane elementten bahsetmiş ve periyodik sistemine yerleştirmişti. Burada elementleri sıralarken ve sınıflandırırken kütle numaralarını kullanmıştı ve onu en önemli yapan noktası da arkadaşlar tıpkı bugün olduğu gibi hani dikey sütunlar ve yatay satırlar kullanmıştı ve dikey sütunlarda benzer özelliğe sahip elementlerin yer aldığını söylemişti ve o ana kadar henüz keşfedilmemiş elementler için bazı boşluklar bırakmıştı periyodik sisteminde. Yani onun sayesinde ee, ...henüz keşfedilmemiş olmasına rağmen bazı elementlerin özelliklerini birebir bilebiliyorduk, tahmin edebiliyorduk. Dolayısıyla da bu boşluklar sayesinde hızlı bir şekilde yeni elementler keşfedilmeye başlamıştı. O yüzden de e, periyodik sistemin babası ünvanını Mendeleyev almıştı bu çalışması sayesinde. Ancak e, Mendeleyev'in kullandığı kütle numarası bilgisi hatalıydı çünkü... E, Bizim periyodik sistemde hani Mendeleev'in periyodik sisteminde kütle numarasına göre sıralama yaptığımız zaman bazı elementlerin yerlerinin farklı olması gerektiğini fark ediyorduk. Dolayısıyla da buradaki hatanın düzeltilmesi için mozele ortaya çıkıyordu arkadaşlar. O da ilk ışınlarını kullanarak atom numarası kavramını keşfediyordu. Yani aslında proton sayısının elementlerin özelliklerini belirleyen temel faktör olduğunu bize söylüyordu. E ve periyodik sistemi Kütle numarasına göre değil de atom numarasına göre düzenleyince buradaki hataların kendiliğinden ortadan kalktığını fark ediyordu. E, ve yepyeni bir periyodik sistemle bizim karşımıza çıkıyordu. Yine orada da dikey sütunlara grup yatay satırları ise periyod adını veriyorduk. Ve benzer özelliğe sahip elementlerin dikey sütunlarda birlikte bulunduklarını yani aynı grubun içerisinde yer almaları gerektiğini görüyorduk. Peki bir... Periyodik sistemde, modern periyodik sistemde e, herhangi atom numarasını bildiğimiz herhangi bir elementin yerini, konumunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Burada elektron dizimleri bizim için önemliydi. E, i̇lk 20 element için sistemimiz, düzenimiz şuydu: 2 8 8 2. Yani ilk katmanda en fazla 2 elektron bulunabilir, ikinci katmanda en fazla 8 bulunabilir, üçüncü katmanda da yine ilk 20 element için bahsediyoruz, en fazla 8 elektron bulunabilir ve dördüncü katmana sadece 2 elektron kalır. Şimdi dolayısıyla bir atomun sahip olduğu elektronları bu düzene göre yerleştirdiğimiz zaman onun grubu ve periyodu ile ilgili yorum yapabiliriz. Diyorduk ki kaç katman yazıyorsak o bize periyot numarasını verir ve son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı da hangi grupta yer aldığını bize söyler. Mesela helyumdan bahsediyorsak elektron dizilimi şöyleydi sadece bir tane katmanı var ve değerlik elektron sayısı 2. Bu yüzden de periyodu bak sadece bir tane katman yazdık o yüzden birinci periyotta. Grup numarasına geldiğimiz zaman helyum bizim için çok önemli bir istisnaydı. Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen onu 8A grubuna yazıyorduk arkadaşlar. Çünkü soy gazlara benzer özellik gösteriyordu. Ama flora gelecek olursak bak 2, 7 şeklinde elektronlar katmanlara yerleşiyor. 2 katman yazdık o zaman ikinci periyotta. Gruba gelecek olursak değerlik elektron sayısı 7 olduğu için 7A grubundadır diyoruz. Mesela magnezyum 2 8 2 olduğuna göre toplam 3 katman yazdık. O zaman 3. periyotta yer alıyordur. Gruba gelecek olursak değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2A grubundadır diyorduk. Ya da kükürt'ten bahsediyorsak 2 8 6 şeklinde olduğuna göre 3. periyottadır ve 6A grubundadır şeklinde periyodik sistemdeki konumunu belirliyorduk. Periyodik sistemde elementler nasıl bir düzenle yerleşmişler peki? 1A grubuna alkali metaller adını veriyorduk periyodik sistemin birinci grubuydu. 2A grubuna toprak alkali metaller adını veriyorduk ve periyodik sistemin ikinci grubuydu. Ve şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Arada 10 tane B grubu vardı. Dolayısıyla periyodik sistemin 13. grubu 3A grubuna yani toprak metallerine geri dönüyordu. Sonrasında 4A grubuna karbon grubu adını veriyorduk. 5A grubuna azot grubu, 6A grubuna oksijen grubu veya kalkojen adını veriyorduk. 7A grubundaki elementlere halojenler diyorduk ve 8A grubu elementlerine de soy gazlar adını veriyorduk. Burada 10 tane geçiş metalimiz vardı. Bir de aşağıda kalan e, iç geçiş metalleri olarak adlandırdığımız grup vardı. Bunlar da lantanit ve e, aktinitler olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar ve toplamda 7 tane periyot olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla kaç tane periyot var? 7 tane. Kaç tane grup var? 18 tane grup var arkadaşlar. 8'i A, 10 tanesi de B olmak üzere bu şekilde değerlendiriyorduk. Peki ne tarafta metaller, ametaller, soygazlar ve yarı metaller var? Şöyle bir değerlendirmeye alacak olursak arkadaşlar periyodik sistemin sol alt tarafı komple metallerin e, yoğunlaştığı taraf olacak. Bak burada istisna olarak bileceğimiz hidrojen kendisi bir ametal. 3A grubunun ilk üyesi bor kendisi bir yarı metal. Bak bunun dışında kalan şu sol alt tarafın Tamamı metal özellik gösterecek. Bunun dışında karbon ve şuradan itibaren böyle giden bir e, merdiven şeklinde e, yarı metaller grubu var. Şurada yarı metallerimiz var. E, buradaki 5A'daki azot ve hemen onun altındaki fosfor mesela metal. Bak ezbere bilmemiz gerekenler. 6A grubundaki oksijen ve kükürdü bilmemiz gerekiyor. Önemli olarak bunlar ametaller. metaller. Ya da 7A grubundaki flor, klor, brom ve iyodu ezbere bilmemiz gerekiyor. Bunlar ametal özellik gösteriyor arkadaşlar. 8A grubu ise soy gazların bulunduğu grupta. Dolayısıyla periyodik sistemdeki elementleri değerlendirmeye aldığımız zaman büyük çoğunluğunun metal olduğunu görüyoruz ve ametallerin, yarı metallerin ve soy gazların hidrojen tamamının burada olduğunu gözümüzden kaçırmıyoruz arkadaşlar. Ametaller 4A ve 7A aralığına sıkışmış durumda var. Bir de periyodik özelliklerimiz vardı arkadaşlar. Burada eee Periyodik sistemde ne tarafa doğru gittikçe artış gösterir ya da azalış gösterir, bazı özellikleri değerlendirmemiz gerekiyordu çünkü periyodik sistem sadece benzer özellikteki elementlerin yer aldığı aynı grupta bulunduğu bir sistem değil, aynı zamanda e, bazı özelliklerin periyodik olarak da değiştiği dolayısıyla buradan yorumlanabildiği bir sistemdi. Mesela katman sayısından bahsediyorsak periyodik sistemde sağa doğru gittikçe katman sayısının sabit olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü aynı periyotta bulunması demek katman sayısının aynı olması demek oluyor. Ama aşağı doğru geldikçe katman sayısının arttığını söyleyebiliriz. Birinci periyottaki e, bir elementin bir tane katmanı vardır. İkinci periyotta iki tane, üçüncü periyotta üç tane şeklinde değerlendirebiliriz. Değerli elektron sayısı yani son katmandaki değerli e, elektronların sayısı sağa doğru gittikçe artar. 1A ise 1 tanedir, 3A üç 3 tanedir şeklinde değerlendiriyorduk. Aşağı doğru geldikçe değerlik elektron sayısının sabit olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Mesela değerlik elektron sayısı 1 ise e, her türlü bir a grubundadır. Burayı yazabiliriz. Buradaki tek istisnamız helyum'da onu unutmuyoruz. Değerlik elektron sayısı iki olmasına rağmen 8A grubunda yer aldığı için. Atom yarıçapına gelecek olursak Periyodik sistemde sağa doğru gittikçe azalır demiştik arkadaşlar. Ve aşağı doğru geldikçe artar şeklinde yorumlamıştık. Dolayısıyla periyodik sistemde aslında sol aşağı doğru gittikçe atom yarı çapı artıyordu. O yüzden en büyük yarı çaplı elementler 1A grubunda yer alıyordu ve Periyodik sistemin en büyük yarı çaplı elementi en sol en alttaki fransiyum. En küçük yarı çaplı elementi de en sağ en üstteki helyumdu. Bunları unutmuyoruz. İyonlaşma enerjisine gelecek olursak e nötr ve gaz haldeki bir atomdan bir tane elektron koparmak için gereken enerjiye biz iyonlaşma enerjisi diyorduk ve çapla ters orantılıydı. Periyodik sistemde sağa doğru gittikçe artar diyorduk. Ancak aşağı doğru geldikçe azalır şeklinde yorumluyorduk. Dolayısıyla en büyük iyonlaşma enerjisi en sağ üstteki helyumda en küçük iyonlaşma enerjisi en sol en alttaki fransiyumdadır şeklinde değerlendiriyorduk. Sadece iyonlaşma enerjisindeki şu istisnayı unutmuyoruz arkadaşlar. 3 aşağı, 5 yukarı kuralı vardı burada. Ee, bu sayede de 2A e, grubu elementleri 3A grubu elementlerinden aynı periyotlardalarsa 5A e, grubu da 6A grubu elementlerinden daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip oluyorlardı. Elektron ilgisine gelecek olursak elektron ilgisi e, nötr ve gaz haldeki bir atomun dışarıdan bir elektron alması esnasındaki enerji değişimine verdiğimiz isimdi. Ve buradaki e, eğer tepkime egzotermik olarak gerçekleşiyorsa yani e, madde elektronu alırken açığa enerji çıkarıyorsa daha yüksek bir elektron ilgisine sahip olduğunu ifade ediyorduk. Periyodik sistemde sağa doğru gittikçe yani çap küçüldükçe e, elementin dışarıdan elektron almaya karşı isteği arttığı için biz elektron ilgisi artar diyorduk aşağı doğru gittikçe azalır. Yani iyonlaşma enerjisiyle aynı eğilime sahip. Burada istisna durumlar değişiyor sadece. Ne diyorduk elektron ilgisinde? 8A grubunu hariç tutmamız gerekiyor. Çünkü soy gazların elektron almaya da vermeye de isteği yok. O yüzden en yüksek elektron ilgisi 7A grubu elementlerinde halojenlerdedir demiştik. Bir de şu istisnamız vardı unutmuyoruz. Klor periyodik sistemde florun altında olmasına rağmen daha yüksek bir elektron ilgisine sahipti. Elektronegatifliğe gelecek olursak bunu bağ elektronlarına yapılan çekim kuvveti olarak tanımlamıştık. Ve yine çap azaldıkça e, bağ elektronlarına daha yakın duracağı için atomların daha yüksek bir çekim uygulayacağını ifade ediyorduk. O yüzden de sağa doğru gittikçe artar ama aşağı doğru gittikçe azalır şeklinde değerlendiriyorduk. Yani elektron ilgisi ve yonlaşma enerjisiyle aynı eğilime sahipti. Buradaki istisna durumlarımız neler? 8A yine hariç olarak değerlendiriyoruz. O yüzden en yüksek elektronegatiflik 7A grubu elementlerinde yani halojenlerdeydi. Elektron ilgisinden farkı ise burada klor-flor istisnasının olmaması. En büyük flor sonra oksijen sonra azot şeklinde devam eden bir e, düzene sahipti. Metalik özelliğe gelecek olursak bir elementin elektron vermeye karşı isteğini metalik özellik olarak değerlendiriyorduk. Dolayısıyla da çap arttıkça elektron vermeye karşı istek artacağı için e, metalik özellik de artar diyorduk. O yüzden atom yarı çapıyla metalik özellik aynı eğilime sahiptir. Yani periyodik sistemde sağa doğru gittikçe azalırken aşağı doğru gittikçe artar. O yüzden de en aktif metaller bira grubu metalleridir ve... ...en aktif metal ise 1A grubunun en altındaki fransiyumdur şeklinde değerlendiriyorduk. Ametellik özellik ise bunun tam tersi. Yani bu defa elektron almaya karşı maddenin isteğine biz ametellik özellik diyoruz. E bu da tıpkı negatiflik gibi sağa doğru gittikçe artan... Ama aşağı doğru gittikçe azalan bir eğilime sahipti ve tabii ki burada yine 8A'yı hariç tutmak zorundayız çünkü 8 ay grubu elementlerinin yani soy gazların e, ne elektron almaya ne de elektron vermeye herhangi bir istekleri yok. O yüzden ametalik özellikle elektronegatifliği aynı şeymiş gibi değerlendirmeye bile alabiliriz herhangi bir sakıncası yok. Hemen bir tane soru çözelim o zaman. Atom ve periyodik sistem ünitesine şöyle bir bakış atmamızı sağlayan ne demiş bize? Üçüncü periyotta 2A grubu elementi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bak şimdi periyodik sistemdeki yerini verdiyse aslında biz bunun X elementi olduğunu varsayalım. Elektron dizilimini belirleyebiliriz. Buradan atom numarasını da belirleyebiliriz. Şimdi üçüncü periyotta olması için 3 tane katmana sahip olması gerekiyor. 2A grubunda olması için de değerlik elektron sayısının 2 olması gerekiyor. Demek ki öncesindeki katmanlar da tam doluymuş. Yani 2 8 2 şeklinde bir elektron dizilimine sahipmiş. Demek ki atom numarası da 12'ymiş. Bak bu bilgilere sahip olduk. Metal midir? Ne demiştik arkadaşlar? Sadece 1A grubundaki hidrojen bir a metalli e, ve 3A grubunun başındaki bor bir yarı metalli. Onun dışında sol aşağı doğru geldikçe hepsi metal. Ve 2A grubu elementlerin de tamamı metal. Dolayısıyla bu ifade doğru. Oda koşullarında katı haldedir. Arkadaşlar metallerin özellikleriyle ilgili şunu bileceğiz. Bütün metaller O oda koşullarında katı haldi. Sadece civa hariç yani HG hariç hepsi katı. Dolayısıyla bu bilgimizde mecburen doğru olacak. Elektron dağılımı yazıldığında üçüncü katmanında iki elektron bulunur. Tam da onu yazdık zaten. Atom numarası 12'dir. 1A grubunda bulunan bütün elementlerle bileşik oluşturur. Oysa ki metaller kendi aralarında bileşik oluşturamazlar arkadaşlar. 1A grubunda sadece hidrojen ametal. Dolayısıyla bu sadece hidrojenle bileşik oluşturabilir. Diğerleriyle bütün metallerle sadece alaşım oluşturabilir. Bileşik oluşturma şansı yoktur. E Bileşiği metaller ametallerle oluşturma şansına sahipler. Üçüncü ünitemiz kimyasal türler arası etkileşimlerdi. Arkadaşlar burada kimyasal türleri tanımlamıştık ve etkileşimlerin sınıflandırmasından bahsetmiştik. Şimdi etkileşimleri sınıflandırırken demiştik ki güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayrılır. Güçlü etkileşimler kimyasal bağlardır aynı zamanda. Zayıf etkileşimler ise fiziksel bağlardır. Ve güçlü etkileşimleri iyonik, kovalent ve metalik olmak üzere üçü ayırırken zayıf etkileşimleri van der Waals ve hidrojen bağları olmak üzere ikiye ayırmıştık. Demiştik ki hidrojen bağları zaten zayıf etkileşimlerin en güçlüsü olan özel bir bağ türü. Van der Waals'te de dipol dipol, indüklenmiş dipol ve iyon dipol olmak üzere 3 başlığa ayrılırken bir de indüklenmiş dipoller. Dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. Yani London çekim kuvvetleri olmak üzere 3 alt başlığa ayrılır arkadaşlar. Burası aslında ikinci dönemin konusu olacak zaten. Biz birinci dönemde şu güçlü etkileşimleri tamamlamıştık Burada arkadaşlar etkileşimler tanecikler arasında olduğuna göre taneciklerin türünü burada belirlememiz bizim için önemli oluyor ki kimyasal tür de zaten aslında tanecikten ortaya çıkıyordu. Ee, atom, molekül ve iyon olmak üzere üç başlıkta değerlendirebiliyorduk tanecikleri. Ee, tek atomdan oluşan bir yapı söz konusu ise bunun taneciğinin türü atomken e, atom gruplarından bahsediyorsak burada atom grubunu oluşturan aynı türü atomlarsa element, farklı tür atomlarsa bileşik molekülleri olarak isimlendiriyorduk. Yüklü tanecikleri de iyon olarak değerlendiriyorduk. Bunlar arasındaki etkileşimleri de bu şekilde sınıflandırıyorduk. İyonik bağ neydi peki mesela? Metal ve ametal atomları arasında gerçekleşen bağ ve buradan oluşturduğu bileşik yapısına iyonik bağ ve iyonik bileşik adını veriyoruz. Nasıl oluyor peki? Elektron alışverişine dayanıyordu. Elektron alışverişi sayesinde metaller katyonları oluştururken ametaller anyonları oluşturuyordu. Buradan oluşan bileşik yapısına da e, tuz adını veriyorduk zaten. Ve Lewis formüllerine burada değmiştik arkadaşlar. Diyorduk ki metaller e, elektron verdikleri için elektron verdikleri verdikleri elektron sayısı kadar artı yük alırlar ve katyon oluştururlar. Ametallerde aldıkları elektron sayısı kadar e, negatif yük oluştururlar ve anyon oluştururlar. Anyonları da her zaman için e, şöyle köşeli parantezle belirtebiliyorduk. Lewis formülünde mesela kalsiyum oksit gibi birleşikte kalsiyum iki elektron verdiği için artı iki yüklü oluyordu. Oksijen ise iki elektron aldığı için eksi yüklü bir yapı oluşturuyordu. Burada meta e, iyonik bileşiklerin bütün özelliklerini sağlayan bir kristal örgü yapısından bahsetmiştik arkadaşlar. Birim hücreler vardı. Diyorduk ki mesela her bir sodyum altı klorla her bir klor da 6 tane sodyumla iyonik bağ oluşturur ve bunu birim hücrelerden oluşan bir kristal örgü yapısına sahip e, kılar. Bu da e, iyonik bileşiklerin yani tuzların sahip olduğu bütün özelliklerin temel sebebidir. E, ne gibi mesela? E, elektriği Katı halde iletmezken sıvı halde ve sulu çözeltilerinde iletebiliyor olmalarının sebebi buydu ya da tamamının oda koşullarında katı halde olmalarının sebebi yine buydu. Adlandırmalarına gelecek olursak temel prensibimiz katyon adı artı anyon adı belirtmek şeklindeydi. O yüzden şu bileşim mesela katyonu magnezyum, anyonu da sülfür olduğu için magnezyum sülfür olarak isimlendiriliyordu. Ancak bizim katyonumuz eğer bir geçiş metali ise değerli değişken olduğu için bunu belirtmek zorundaydık. Mesela demir bir B grubu geçiş metali element olduğu için diyorduk ki oksijen eksi yüklü olduğuna göre demir burada artı iki yüklüdür. Dolayısıyla demir iki oksit bu bileşiğin adı olmalıdır. Veya şu bileşiğe baktığımız zaman nitrat eksi bir yüklü olduğuna göre demek ki kurşun burada artı iki yüklü olmalıymış. O zaman adı ne olmalı? Kurşun iki nitrat şeklinde tamamlanmalıdır diyorduk arkadaşlar. Tabii ki burada anyon ve katyon isimlerini ve yüklerini birazcık ezberlememiz gerekiyor. Kovalent bağ gelecek olursak bu defa arkadaşlar e, ametal ametal arasında oluşan ve elektron ortaklaşmasına dayanan bağ türüydü. E, elektron ortaklaşması sonucu oluştuğu için buradaki kutuplaşma bizim için önemli oluyordu. Diyorduk ki eğer aynı tür atomlar arasında oluşan bir bağdan bahsediyorsak buna apolar kovalent bağ farklı tür atomlar arasında oluşuyorsa arada oluşacak negatiflik farkından türü kutuplar meydana geleceğinden türü polar kovalent bağ adını veriyorduk. Dolayısıyla şuraya apolar değil polar kovalent bağ diyeceğiz. Mesela hidrojen molekülü apolar özellik gösterirken içerisindeki bağ daha doğrusu HCl gibi bir molekül yapısı varsa bunun içerisindeki bağ e, polar özellik gösteriyordu. Benzer şekilde molekül polarlığında değerlendirmeye almıştık diyorduk ki molekülün yapısında eğer simetri bozuluyorsa simetriyi bozan bir etken varsa polar, simetriyi bozan bir etken yoksa apolardır. Mesela HCl'de Kısmi negatif ve kısmi pozitif kısımlar olduğu için polar özellik olduğunu gösteriyorduk. Ya da NH3'te azot eksi hidrojenler artı yüklü yüklendiği için burada yine polar özellik gösteriyordu bizim için simetriyi bozduğu için. Ama BH3'te simetriyi bozan herhangi bir etken olmadığı için apolar olarak değerlendiriyorduk. Ya da metan bileşiği aynı şekilde apolardı çünkü gayet simetrikti. Ama su molekülünde mesela oksijen kısmı eksi hidrojenler artı yüklü yüklendiği için Polar özellik gösteriyordu ama mesela karbondioksit yine molekülün içerisindeki bağlar kutuplu yani polar olmasına rağmen molekülün kendisi apolar özellik gösteriyordu. Çünkü tamamen simetrik bir yapıya sahipti. Ve kovalent bileşiklerin adlandırmasına gelecek olursak arkadaşlar burada da... E Ametallerin sayıları ve isimlerini yazarak burada isimlendirmeyi yapıyorduk. Sadece ikinci ametalin anyon adını yazmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ve ilk ametalin sayısı bir ise bunu belirtmiyorduk. Mesela bunu nasıl isimlendiriyorduk? Bak ilk ametalimiz kükürt onu yazıyoruz. Ardından da dioksit dememiz yeterli. İkinci ametalin anyon adını yazıyoruz. Mesela burada ne isimlendiriyoruz? Diazot e, tetra oksit şeklinde adlandırmamız yeterli oluyordu. Veya buna geldiğimiz zaman bak dihidrojen ama ikinci kar, ikinci ametalin sayısı birse ise bunu yine belirtiyoruz. Monosülfür şeklinde adlandırıyorduk. E, NBR3'e gelecek olursak bir tane azot var azot. Üç tane brom var tri bromür şeklinde tamamlıyoruz. ikinci ametalin anyon adını belirttiğimiz için. Şuna gelecek olursak ilk ametalimiz fosfor. Toplamda 5 tane olduğu için penta ve anyon adını belirtmemiz gerektiği için klorür şeklinde tamamlıyorduk. Veya buna geldiğimiz zaman kükürt 6 olduğu için hexa ve anyon adını belirtmemiz gerektiği için florür şeklinde tamamlıyorduk. Ya da buna geldiğimiz zaman karbon, tetra, klorür şeklinde adlandırıyorduk. Buraya geldiğimiz zaman bak 4 tane fosfor var o zaman tetra fosfor diyoruz ve 3 tane kükürt olduğu için tri ve anyon adını belirtmemiz gerektiği için de sülfür şeklinde ismini tamamlıyoruz. Ee, buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bak burada kükürt dedik ama burada sülfür dedik. Eğer ilk ametal ise ametal adıyla, ikinci ametal ise anyon adıyla adlandırıyor. Metalik bağ gelecek olursak da metalik bağ ...metal katyonlarının ortama verdiği değerlik ile bu katyonlar arasında oluşan elektrostatik çekimler olarak tanımlamıştık. Temelinde elektron denizi vardı ve metallerin sahip olduğu bütün özellikler bu elektron denizinden kaynaklanıyordu. Elektrik iletkenliği, yüksek erime noktası, parlak yüzey veya işlenip tel ve lev haline gelebilme özellikleri tamamen metalik bağın elektron denizi kavramından kaynaklanıyordu. Hemen o zaman buranın sorusunu da çözelim. Aşağıda verilen bileşiklerin formüllerini yazınız demiş arkadaşlar. Hemen yazalım. Dikükür di, e, diklorür şeklinde yazmış. Mesela S2Cl2 şeklinde bunu e, yazabiliriz. Ya da silisyum tetraflorür. Bak silisyum 4 tane de flor varmış o zaman sif 4 Diyazot pentaoksit. N2'ymiş 2 tane azot varmış. 5 tane de oksijen varmış o zaman N2O5. Kükürt trioksit bak kükürt varmış 3 tane de oksijen varmış SO3 şeklinde e, formüllerinde kolaylıkla yazabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Kanala abone değilsek bir an önce oluyoruz arkadaşlar. Videoyu tabii ki beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. İkinci dönem tam da burada tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. <laughs>